Değerli katılımcılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, hepinize saygıyla, sevgiyle hoş geldiniz diliyorum. 2019 yılı Mart 31'inde yapılacak olan seçimler için adaylığı açıklama sürecimiz devam etmektedir. Bugün de adayımız, belediye başkan adayımız Mümin Koçoğlu ile sizi tanıştırmak istedik. Hepinize hoş geldiniz diliyorum. Ve ben sözü hemen Sayın Mümin Koçoğlu'na vermek istiyorum. Sayın İlçe Başkanım, örgütümüzün çok değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bir metinle başlayacağım. Önce kendimi de tanıtmak istiyorum, daha sonra yine konuşacağız. Gerek öğrencilik yıllarımda, gerekse iş yaşamı ve meclis üyeliğinden edindiğim birikim ve tecrübeleri daha farklı bir bakış açısıyla Silivri'ye hizmet olarak sunmak adına parti büyüklerimizin, örgütümüzün görüş ve desteğini alarak 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman söylediği gibi partiyi gençlere açmak, farklı bir enerji ve heyecanla örgütümüzle beraber yürüyerek bu yola çıkmaya karar verdim. Bu düşüncelerle daha önce görev yapmış Silivri'ye hizmetleri olan belediye başkanlarımızdan bayrağı devir alarak daha yukarılara taşımak adına her kesimden olan hemşerilerimizi kucaklayarak kırgınlık ve küskünlükleri telafi etmek için göreve talibim. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek birleştirici bir noktadan Silivri'ye hizmet ve yatırım çıtasını daha yukarıya taşıyacağımıza, ilçemiz ve vatandaşlarımızı daha huzurlu ve mutlu bir kentin sakinlerine dönüştürebileceğimiz olan inancım tamdır. Amacımız partimizde etkin bir gençleştirme süreci başlatarak yetişen nitelikli kadroların güzel Silivri'mize hizmet etme imkanını yaratmaktır. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde ulvi bir görev olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi Meclis Üyeliğini şansıma sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal'in partisi olan partimizin ilkelerinin talip olduğumuz bu değerli hizmet yarışında temel yol göstericimiz olacağını sözünü huzurlarınıza vermek istiyorum. Kısaca kendimden söz etmek istiyorum. 23 Ocak 1979 tarihinde Silivri'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Silivri'de tamamladıktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. 2000 yılında mezun oldum. Hemen ardından askerlik görevimi yerine getirdim. 2002 yılında eğitimimin devamı için İngiltere'ye gittim ve 2,5 yıl İngiltere'de eğitim aldım. Eğitimimin konusu uluslararası ticaret ve yönetim konularıydı. 2005 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Sektöründe lider olan Fırat Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ'de ihracat bölge müdürü olarak göreve başladım. 2008 yılında kendi isteğimle ayrıldım ve kendi şirketimi kurup ticari faaliyetlerimi yürütmeye başladım. 2011 yılında hala devam ettiğim büromda hizmet vermeye devam ettiğim serbest malzemeci mali müşavir oldum. 2009 yerel seçimlerinde partimizden meclis üyesi aday adayı olarak başladığım aktif siyasi hayatımda 2010 yılından sonra ilçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe saymanlığı, ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. 17 Mart 2012 yılında 2 ay daha girilen CHP Silivri İlçe Kongresi'nde CHP Silivri İlçe Başkanlığı'na aday oldum. 2012 yılında ilçe kongresine yönetime aday olan arkadaşlarımızla beraber 2014 yerel seçimlerinde parti içinde üyelerimizle yapılan temal yoklamasına girdik ve örgütümüzün desteğiyle şansımın liste başı olarak çıktığı seçimden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi meclis üyesi olarak görevimi halen icra etmekteyim. Evli ve iki kız çocuk babasıyım. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugün buraya gelip yalnız bırakmayan, gelemeyip
iyi biliyorum gelemeyip gönlünün ve kalbinin bizlerle olduğunu bildiğimiz dost ve arkadaşlara en derin selam ve saygılarımı sunarım. Mart 2019 yerel seçimleri ülkemiz, partimiz ve bu güzel ilçemiz için inşallah hayırlı, uğurlu olur. Değerli partililerim, arkamdaki şu söze bakarsak, benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye başkanı olduğum takdirde temel olarak seçeceğim ilkeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunda belirtilen ilkeler. Bunlar cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik ve devrimciliktir. Bu ülkelerin temelini atarak belediye başkanlığı yapacağımı sizlere tavsiye ediyorum. Biz bu çınarın gölgesinde büyüyoruz. 95 yıllık çınarın. Toprağımız, örgütümüz. Yağmur damlaları örgütümüz. Biz burada büyüyoruz. Ben bunun farkında ve bilincindeyim. Örgüte hiçbir zaman sırtımı dönmedim. Bundan sonra da dönmeyeceğim. Talip olduğum görevi layığıyla, sıkıntısız, ülkeme, milletime, ilçeme, layık bir şekilde yerine getireceğime karşı hiçbir tereddüt taşımıyorum. 5 yıl önce bana deseydiniz ki, arkadaş sen bu görevi yapabilir misin? Derdim ki kusura bakmayın, yapacak büyüklerimiz vardır. Ama bugüne baktığımızda şahsım adına hiçbir tereddüt taşımıyorum. Hiçbir tereddütüm yok. Zaten kendime inandığım için, örgütüme inandığım için kalktım bu ulvi göreve talip oldum. Gereken bilgi, birikim, deneyim, bunlarda da herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Keza her zaman olduğu gibi bulunduğum her mevkiye seçilerek geldiğim gibi beni bu noktaya getiren örgütüme de olan inancım ve güvenim tam. Biz yapacağımız her şeyi geleceğiz, örgütümüzle tartışacağız. Ona göre karar vereceğiz. Ben sessiz çoğunluğun belediye başkanı olmak istiyorum. Hani var ya halkın bir kesimi konuşmaz ama gittiği zaman sandıklarda şey belirtir. Hem örgütümün hem de bu rahmetli yerin dediği gibi ben de sessiz çoğunluğun başbakanı olmak istiyorum. Ben de sessiz çoğunluğun belediye başkanı olmak istiyorum. Hep beraber bunu beraber kucaklayacağımıza inanıyorum. Görev süren boyunca 5 yıllık görev süren boyunca hiçbir akşeyle işe karışmadım. İş takibi de yapmadım. Bu konuda anlamak yüzüm bak. Karşınızda şu A4 kağıdı bir tertemiz çıkıyor. Bir nokta bile yok. Şöyle. Bu yüzden gayet mutluyum. İnşallah bundan sonra da siyasi hayatımı olsun, ticari hayatımı olsun bu şekilde devam ettirmek nasip eder Allah. Ve her zaman da şöyle dua ederim. Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olanı gönlümde rıza eyle. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Ben emekçi bir kardeşinizim. Halkın verdiği her kuruşun hesabını belediye başkanı olduğum takdirde verebilecek durumdayım. Her kuruşun değerini bilirim. Her kuruşun değerini hesaplayacak mesleğe de mali müşavirliğe de sahibim. Bundan da hiçbir tereddütünüz olmasın. Bir de bugün üzücü bir olay yaşadık. İlçe Sayman abimiz, Yalçın abimizin babası vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerin de başı sağ olsun diyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bugün buraya gelip beni yalnız bırakmadınız. Hanımefendiler, beyefendiler, abilerim, akrabalarım, dostlarım. Allah'ın izniyle çıkmış olduğumuz bu yolda başarıya ulaşacağımızın hiçbir şüphem yok. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın İlçe Başkanıma da objektif bir ortam bizlere hazırladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Diğer belediye başkan aday adayları arkadaşlarımıza da onlara da başarılar diliyorum. Bizim amacımız partiyi nasıl daha iyi yerlere getirebilmemiz.
Aday çokluğu partinin bereketini gösterir. Bereket olan yerde de başarı olur. Bu şekilde hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yolun açık olsun diyorum. Kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olsun diyorum. Sağ olun, yolunuz açık olsun. Dosyasında sizin huzurunuzu alıyorum. Eşiyle beraber. Hayırlı olsun.